da işe yaramazsa kendimi öldürürüm. Dilara, panik yapmana gerek yok. Yalnızca küçücük bir sivilce. Evet ama... Burada, kapa çeneni. Ben gelmekten korkuyorum. Benim cildim kalmam. Korkmanıza gerek yok. Ben buradayım ya. Güzellik salonunda çalışmıştım bir zamanlar. Ortalık mı süpürüyoruz? Nedir o? Portakal kabuğu. Güzellik salonuna da gitsem bunu yaparlar. Adına da aromaterapi derler. 50 milyonla cukkaca beğenirler. Bana güven. Sivilce mivilce hiçbir şey kalmayacak. Çağırmasın da. O nedir o? Okulun saçmalıklarından biri. Aa, ne güzel, okulda müsamere varmış. Serap'la ben hiç kaçırmazdık. Ailecek gideriz. Bunun için önce aile olmamız gerekmez mi? Babam çok meşgul, bizimle vakit geçiremez. Babam bizi başka çocuklarla aldatıyordur belki. Parona yaklaşma Duygu. Ben paranoyak değilim. Paranoyak olduğumu kim söyledi sana? İçki Pertev, biraz daha içki. İçerideki toplantı pek iyi gitmiyor galiba. Bu memlekette doğru dürüst senaryo yazan hiç kimse yok vallahi aşkına. Size iyi bir haberim var. Tolga'ların okulunda bu hafta sonu müsamere varmış. Harika, eminim çok eğlenceli olacaktır. Ya. Alın çocukları gidersin. Ya. Ben ailecek gideriz demiştim. Babamız da dahil. İyi ama ben çalışacağım. Biliyorsun yeni bir dizi üzerinde çalışıyoruz. Gitmemek için geçerli bir sebep. Biraz sonra ama gelecek. Ama yok. Fakat... Bu çocuklarla ilgilenmen için çok iyi bir fırsat. Zaman su gibi akıp geçiyor. Baksana. Çocuklar nasıl da hızla büyüyorlar. İnsanda suçluluk duygusu uyandırmayı çok iyi beceriyorsun. Bunu anlıyorum ama... Dizi haftaya başlayacak. Daha senaryosu yok ortalıkta. Yoksa mutlaka gelirdim. Tolga, bu kolaylık etme. Duygu, Duygu sen... Sen öyle ağzını öyle şeylerle doldurma kızım. Dilara, sen de... Sen biraz daha girişken ol. Yılın babası için oyumu açıklıyorum. Ömer Giritli. Canım gelebilecek olsaydı gelirdi. Adamcağız çalışıyor ekmek parası için. Yoksa siz böyle yaşayabilir, böyle özel okullara gidebilir miydiniz? Ben de bu sefayı sürebilir miydim hiç?